Tur suresini açtım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Tur andolsun. Tur dağ demek biliyorsunuz. Dizili kitaba yayılmış ince deri üzerine. Yayılmış ince deri üzerine gerçekten Tevrat yazılır. Evet. Yani orada ya o devirde yazdılar Kur'an öyle. Yani satır satır. İnce deri üstüne yazılmış da olabilir. Mamure ve yükseltilmiş tavana. Mamur ev, güzel, süslü ev. Yüksek tavanlı ev hakikaten insanın hoşuna gider. Basık, rahatsız olur insanlar. Kabarıp tutuşan denize. Bu kıyamette olacak bir olaydır. Yani mama deniz altından fışkırıp ateş şeklinde kendini gösterecektir. Zaten ayette anlaşıyor. Şüphesiz senin Rabbin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Şeytan Allah'a sanırım. Yani kıyamet. Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur. Çünkü kaderde. Yani kıyameti durdurmak mümkün değil. O gün gök sarsılıp çalkalanır. Gök. Bulutlar açılıyor. Bak mavi şu an gökyüzü. Açıldığında simsiyah uzay görülüyor. Ve dağlar yerlerini oynatan bir yürüyüşle yürür. İlerlemeye başlıyor dağlar depremin etkisiyle. Yani mesela burada olan dağ şu tarafa doğru kaymaya başlıyor, gidiyor yani. Öbür dağ da başka yere doğru gidiyor, peş peşe. Yürüdükçe de erimeye başlıyorlar sarsıntıdan. Kum gibi dağılacağını söylüyor ayette de zaten. Bir de bilimsel olarak da bu şekilde. Dağ depremde, büyük depremde de kayıyor. Ama tespit edilmiş bir vaka yok. Yani Kur'an'ın bunu bildirmesi mucize. Yani bilimsel olarak, bilimsel tahminle bilinen bir şey. Yoksa bir depremde dağın kayması görülen, tespit edilen bir olay değil tarihte. Bütün dağlar yerinde. Mesela kum gibi dağılması o da görülen bir şey değil. O da kıyamette olacak bir şey. Yani bunu Kur'an'ın önceden bildirmesi bir mucizedir. İnşallah. İşte o gün yalanlayanların vay haline. Cenab-ı Allah yalanlamayı bir vicdansızlık olarak alıyor. Çünkü insan makul bir insan. Ya bu kainatı kim yarattı demesi lazım. Ya bu neyin nesidir demesi lazım yani bunu mesela değil mi? Bir karanlık odada olduğunu düşünelim bir insana. Orada çekirge var, böcek var, kuş var. Şaşırması lazım insan ya bu ne oluyoruz falan demesi lazım. Ya bu görüntüyü kim görüyor demesi lazım. Sesi kim duyuyor demesi lazım. Şimdi bunların hiçbiri ilgilenmiyorsa bir vicdansızlık var demektir. Kur'an yani doğrudan burada okuduğu için İşte Kur'an doğru olduğu için Kur'an'a tabi olun şeklinde bir tehdit değil sadece. Yani siz Allah'ı nasıl görmezsiniz? Alametleri nasıl görmezsiniz? Nasıl bir böyle vicdansızlık yapıyorsunuz? O yüzden cezalandırılacaksınız mantığında bir açıklama var. Yani sincaplar var, ağaçlar var, kuşlar var. Molekül yapılar o zaman bilinmiyordu yani ince yapısı. İşte makro yapısı diyelim bilimsel ağızla, mikro yapısı, dünyanın, kainatın bilinmiyordu. Yani mikro yapıda canlılar nasıl, makro yapıda uzay nasıl bilinmiyordu. İncelenince birbirinden acayip olaylar çıktı. Uzayın matematik denge üstüne kurulu olduğu anlaşıldı. Ama hücreyi bir incelediler. Abo. Evet, akıl sır alacak gibi değil. Evet.
ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Onlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. İşte asıl suçu meydana getiren konu bu. Yani yoksa Kur'an'ı okuyup da işte Kur'an'a inanın, niye inanmıyorsunuz, o yüzden cehenneme giderseniz anlamında değil sadece. Yani canlılar alemesi, bak orada kuşlar var, hayvanlar, kafeste. O Hint bülbülü mü diyorsunuz onu? Ya çok acayip renkler. Alenen süslü hayvanlar. Süslü bu hayvanlar birbirini biliyorlar, birbirleriyle çiftleşiyorlar. Yumurta oluyor, yumurtanın üstüne yatıyor hayvan. Oradan yine kendisi gibi kuş oluyor. Muntazam bir disiplin var. Ya yumurtanın içinde kuşun ne işi var? Yumurtacılık bir şey yani. Aha, bir süre sonra bakıyorsun kanatlı manatlı. Şaşı bir şekilde bakan bir kuş. Yani Alice Harikalar Ülkesi'nde gibi yani. Şimdi bunu görüp de bana ne diyorsa adam bir suç işliyor. Yani bunun açıklaması yok. Değil mi? Evet hocam. Bir ayette Yüce Rabbim şöyle buyuruyor hocam. Konulmuş şeytan Allah'a sınırım. Asıl şaşıracaksan onların toprak ve kemik olduktan sonra nasıl tekrar diriltiriz demelerine şaşır diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. İlk yaratılışı gördünüz, akletmeniz gerekmez mi diyor başka bir ayette. Yani Allah diyor ben bir kere yarattım. Evet. Bir daha yaratabilir miyim, yaratamaz mıyım yani evet, bunu evet. Düşünmüyor musunuz diyor Allah? Evet, evet. İkinci kere, üçüncü kere, işte bir kere yapınca ikinci kere de yapılır. Tabii. Mesela bak dolma kalem var bende. Bakıyoruz, gayet güzel. Merak ettiniz. Evet. Tamam, göstereyim. Merakınız gitsin. Şahane bir kalem. Şimdi ben bunun fabrikasına desem ki ya siz bunu bir daha yapamazsınız falan. Adamlar yani bu güler ya, başka bir açıklaması yok. Ki kainatın harikalarına göre bu kalem çok çok alelade. Evet. Yani çok çok sırada. Yani hücrenin yapısına göre, kromozomların yapısına göre bu çok çok alelade. Evet. Ama Allah bildiğini alelade. Evet. Üstelik beynimizin içinde yaratılıyor. Görüntü olarak yaratılıyor. Şimdi ben bunu bir daha yapamazlar dersem vicdansızlık yaparım. Kim yaparsa yapsın. Bu bir daha yapılabilir olduğunu bildiğime göre o zaman bunu Allah'ın bir daha yaratacağını bileceğim. Bunu ben inkar ediyorum derse bir adam elini vicdanına koysun. Çok ciddi suç işlemiş olur. Yani onun sahibi bir daha ona öyle bir nimet vermek istemez. Çok çünkü kalleşçe bir şey. Vicdansızca bir şey. Yani. Çok acayip bir ifade. Allah Bakara suresinde bildiriyor hocam. Sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz? İşte bu delillerden dolayı. Delili çok fazla yaratmış Allah. Anlaşılmayacak gibi değil. İnşallah bir ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Allah'tan en çok alim olanları içleri titreyerek korkar. Maşallah. İnşallah.